insanların yarıştığı program Dinle Kazan başlıyor. Ekibimiz Beykent'te nezih bir kafede sizlerin güzel bir program izlemesi için hazırlanıyor. Bugünkü konumuzda oyuncumuz Demet hamile rolünde. Diğer oyuncumuz Mehmet Ali de bu oyunda Demet'e yardımcı oluyor. Bana semizotu alır mısın? Sizde var mı burada semizotu? Abla bizde semizotu yok ya. Ben de çıkıp alamayacağım. Kusura bakma. Oyuncumuz aşerdiği için canı bir şeyler çekiyor ve kafedeki diğer müşterilerden yardım istiyor. Ay ondan bana da getir. Ne oldu? Çok fena aşerdim. Arabayı yine açık unuttum da kapatamıyorum. Şuradan bir basabilir misin sana zahmet? Ay oraya düşürmüşüm. Ay alabilir misin sana zahmet? Ne olursun. Rica etsem size madem öyle bir iyilik yapacaksınız. Bana şuradan alıp semizotunu alabilir misiniz? Tamam ben alayım gidiyorum. Yardımsever halkımız da oyuncumuza yardım ederek yarışmacı olmaya hak kazanıyor. Ay çok özür dilerim, kusura bakma. Sağ ol yavrum. Ay çok sağ ol, çok teşekkür ederim, sağ ol. Beyaz araba, beyaz araba. Bir kapatayım. Kontrol edeyim. Bakayım ben buradan kapanması lazım. Sonra neler mi oluyor? Hep birlikte izleyelim. Merhabalar. TRT 1 Dinle Kazan programı Derdi Ayasır ben. Ben de Murat. Buyurun. TRT 1 Dinle Kazan programı. Dinle Kazan. Demet Hanım bizim oyuncumuz. İlginç. Ya inanmıyorum. Bizi gizim çekmez abi. Evet. Allah sizi hacı etsin ya. Ekibimiz hazır, oyuncularımız hazır, herkes, her şey hazır. Siz de hazırsanız sadece iyilerin yarıştığı program Dinle Kazan başlıyor. Misafirlerimiz yerini alıyor ve Demet oyununa başlıyor. Ay, 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 ay. Sancı mısınız? İyiyim, iyiyim. Yok sağ ol, iyiyim. Kalkamadım, bir an sancı girdi. Arabayı yine açık unuttum da kapatamıyorum. Ben yine aldık da, 27 gün olduk, alışamadım da arabaya. Hangisi yardımcı olur mu? Şu olacak. Şuradan bir basabilir misin sana basarsan zahmet? Basarsanız kapanır zaten. Ha, evet. Beyaz araba, beyaz araba. Bir kapatabilir misin? Kontrol edeyim. Bakayım ben buradan kapanması lazım. Aynen. Bir zahmet şöyle. Ya. Zahmet verdim bir sürü. Bir araba mı? Yok kapalı ya. Ben aynı. Açık ben de işte, araba kullanıyorum. Eşim de var. Aynı kumanda. Aynı değil mi? Beklenen yardım geliyor ve oyuncumuz anahtar kelimeleri söylemeye başlıyor. Eşim de devamlı kızıyor. 73 bin liralık araba açık unutulur mu diyor ama unutuyorum işte herhalde hamilelikten. Unutuyorum devamlı. Ya geçen hafta Şeval diye bir arkadaşım var. Onunla birlikte gittik. Dönüşte ben hem kapı hem cam unut. Hem bir de cam açık. Her yeri açık unutmuşum. Ya. Kızımın da okul parası vardı. 2350 lira. Torpido'da kızımın okul parası vardı. 2350 lira. Dikkat edin Allah'tan öyle şeylere. Allah'tan bir şey olmamış. Ay evet. Ya. Allah'tan bir şey olmaz. Ama dikkatli olun yani. Sağ ol. Bir elimizde sorular, bir elimizde paralar. Gidiyoruz. Birinci etabımız bitti. Şimdi bu iyi insanlara yarışmamızı anlatmak için dışarı çıkıyoruz. Merhabalar. Dönüş gelmedi. TRT 1 Dinle Kazan programı. Derda Yasir ben. Çok teşekkür ederiz yapmış olduğunuz iyilik için. Demet Hanım bizim oyuncu arkadaşımız. Ya inanmıyorum. Şöyle bir kalkar mısınız Demet Hanım? Bir problem yok. Çok iyi bir oyuncu. Kendisi de hemşiredir bu arada da o yüzden. Evet biraz o yüzden insanlık şey. Valla çok dedim. Teşekkürler. Rica ederiz. Dinle Kazan bir yarışma programı aslında ama biz yarışmacılarımızı sadece iyi insanlar arasından seçiyoruz. Siz bir iyilik yaptınız, yardım ettiniz ve yarışmacı olmaya kazandınız. Şimdi bizimle birlikte 500 lira para da kazanabilirsiniz. Yarışalım mı? Çok zor değilse yarışalım demiş. Çok zor değil. Olur. Teşekkür ederiz yapmış olduğunuz iyilik için. Biz teşekkür ederiz. Üşenmediniz, yerinizden bile kalkıp kontrol ettiniz. Çok sağ olun. 5 tane sorum olacak size. Sorularım oyuncu arkadaşımızın size anlatmış olduğu hikayeyle alakalı. Bildiğiniz her sorunun doğru cevabı karşılığında 50 lira para ödülü kazanacaksınız. Toplamda 500 liraya kadar kazanabilirsiniz. Başlayalım mı? Başlayalım. Hazır mısınız? Evet hazırım. Hazırsınız. Süper. Heyecanlı. Birinci soru geliyor. Hikayemize göre oyuncumuz arabayı ne zaman almıştır? Zaman. Gerçi onu da söylemiştim. Evet, söylemiştim 20 gün. Yani yıl olarak mı?
23. O kadar olmamış daha, yıl olmamış. Yani 20 küsur gün dedi ama tahmin emin olamadım şu anda. 23 gün mü dedi, ne dedi? Ben de kesin size bir sorayım. Şey, rakam da benim. Benim rakam olarak sanki bir şey sayıyor. 74 bin liralık araba aldın mı? Günü soruyoruz. Bilsem daha dikkatli dinlerdik. Bir cevap alalım o zaman. Nedir ortak cevabınız? Bir ay. Bir ay. Siz, tamam, bir ay diyorsunuz. Yani ben 23 diye hatırlıyorum ama. Bir ay. Bir ay, bir ay. Yeni aldık daha. 27 gün olduk. Alışamadım da arabaya. Bir ay dediniz. Keşke siz hatırladığınızı direseydiniz. Dinlemeseydiniz Aydın Bey'i. Yine yanlış olacaktı gerçi. 27 idi çünkü cevap. Benim, ben de bir ay dedim. Tabii ben sizi birbirinize düşüneyim diye öyle yaptım. Araya fitne tohumu yaptım aslında. İkinci soruya geçiyorum. Hikayemize göre oyuncumuzun arabasının değeri ne kadardır? 74 bin diye hatırlıyorum ben de. Doğru. Yani o civar, yani tam rakam mı gerekiyor? Tam rakam, ne kadardır? 74 bin. Emin misiniz? 74 bin, ben eminim. Eşim de devamlı kızıyor, 73 bin liralık araba açık unutulur mu diyor ama unutuyorum işte herhalde hamilelikten. 74 bin cevabıyla ikinci sorunun ödülü olan 50 TL'yi de size uzatmayı çok isterken cevabın 73 bin olduğunu söylemek zorundayım. 1000 lirayla kaçırdınız. Sağlık olsun, daha 3 soru var. Hemen 3. soru geliyor. Hikayemize göre oyuncumuzun bahsettiği arkadaşının adı nedir? Geçen hafta bilmem nereye gittik arkadaşımla, geri döndüm. Bir baktım ki neler neler unutmuşum demişti. Hiçbirini hatırlamıyorum ya. Alışveriş merkezi mi? AVM dedim mi acaba? Yani. Arkadaşının ismini soruyoruz. Ha, arkadaşının ismi, pardon. Ben nereye gittim ya arkadaşım? Tuğba mı dedi ya? Böyle. Aa, değil ya. Öyle bir şey değildi. Yok. Geçen hafta Şevval diye bir arkadaşım var. Onunla birlikte gittik. Dönüşte ben hem kapı hem cam unuttum. Hem bir de cam aç. Benden bir cevap yok yani. Şevval. Şevval demişti. Dikkat etseydik yani daha iyi olurdu. Geldik 4. soruya. Hikayemize göre oyuncumuz ehliyetini kaç yıl önce almıştır? Ehliyet mi sor? Söyledi. Evet söyledi. Kaç yıl dedi. Arkam dönüp hiç dinlememişim. 20 yıl mı oldu dedi? Kaç dedi? 20 yıl olamaz. Söyledi ya. Söyledi mi? Öyle bir şey söyledi. 10 yıl mı dedi yoksa? Ay, şu an olan her şey gitti vallahi yani. Bilmiyorum ben. 12 miydi? 14 mi diyelim? 14 yıl. Hatırladınız mı? Evet, 14 yıldı galiba. Ehliyet 14 yıllık ama cüzdan bekledi şimdiye kadar. Son kararınız mı? Son karar. 14 cevabıyla ilk 50 liralık ödülü uzatabiliyorum. Teşekkür ederim. 4'te 1 oldu. Kasamız şu an 50 lira. Ama 5. soruyu bilip katta kazanla katlayabiliriz paramızı. Geldi 5. soru. Hikayemize göre oyuncumuzun geçen hafta arabasında ne kadar para vardır? Söyleyeyim mi? 2400. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son karar. Katılıyor musunuz? Katılıyorum. İçinde de torpidoda kızımın okul parası vardı. 2350 lira. Dikkat edin öyle şeyleri. Şey ay evet. Evet. 2350. Vallahi 2400 nereden çıktı? 2400 2350 lira. Sen onu yuvarlamışsın herhalde. Ben mi yuvarladım? Ben o kadar iyi hatırlayayım. Yani 2400 lira. 2350 idi. Sağlık olsun. 5'te 1 oldu. 5 soruda 1 soru bilebildik. 50 lira kazandık. Gönül isterdi biraz daha fazla kazandıralım size ama nasip. Ama bir katta kazan sorumuz var. Bilirseniz 2'ye katlar 100 lira olur. Bilemezseniz yarıya düşer 25 lira olur. 50 lirayla çekir edebilirsiniz. Katta kazan sorusu bir kültür sorusudur. Sorayım mı? Çekiliyor musunuz? Ya sorabilirsiniz. Soruyor. Siz ne diyorsunuz? Katta kazan yani kaybedecek bir şeyimiz yok değil mi? Yarısını kaybedersiniz. Yani tamam. Zaten çok kazanamadığınız için yarısı zaten. Sorun. Soruyorum halde katta evet. Kazan sorusu geldi. Koyun. Keçi gibi kesim hayvanlarının ticaretini yapan kimselere ne ad verilir? Ne diyor? Şıklar var mı benim? Şık yok. Bir de söylemek mi? Aklıma gelmiyor belki heyecandan. Biliyorum evet. Bildiğim bir şey. Yok mu bir cevap? Yok. Celep. Bilmiyordum ama. Bilir miyiz? Siz bilir miydiniz? Yok ben de bilmiyordum. Şimdi biliyorum mesela. Ben de bilmiyordum. Şu an öğrendim. Celep. Ben de bilmiyorum. Bir daha da unutmam zaten. Hayırlısı olsun. Önemli olay yarışmaktı. Aynen. Ama gerçekten tekrar tebrik ediyorum. Kalkıp üşenmeden böyle yardım ettiğiniz için. Ne demek ya? Bizim bir sloganımız var. Beraber söyleyelim. İyiler her zaman kazanır. Kazanır diyoruz.
İyi insanların yarıştığı program Dinle Kazan tüm hızıyla devam ediyor. Dinle Kazan'da birazdan. 17 gün önce de kızım olacağını öğrendim. Oyuncumuz bebeğinin cinsiyetini ne zaman öğrenmiştir? 5 gün önce diye yanılmıyorsam. Emin misiniz? Eminim. Emin değilim ama. Bir gün alayım sizden. Perşembe. Bu kadar emin yarışmacıları her zaman çok sevmişimdir. Teşekkür ederim. Ama... Şimdi sırada biraz kalabalık bir masamız var. Garsonun gelmesiyle oyunumuz başlıyor. O çikolatalı kurabiye mi? Evet. Ay ondan bana da getir ne olur, çok fena aşerdim. Satarız abla. Yok sağ ol, sizinkine şey yapmayayım da çok fena canım çekti ondan. Ver abla, ver. Bize getireyim. Tost yiyecektim, vazgeçtim. Sen ver onu bize. Yok yok, olmaz sizinkini. Yok, vallahi ayıp olur. Ne fark eder abla? Ben bırakayım size ona göre. Musa uzat onu. Ay çok özür dilerim, kusura bakma. Beklenen yardım hemen geliyor ve Demet hikayemizi anlatmaya başlıyor. Bize getirirler. Tamam. Sen bunu al yavrum. Vallahi. Ay bende gebelik ya, şeker var ondan, kusura bakma böyle biraz. Ye yavrum sen ye. Teşekkür ederim, kusura bakmayın. 4,5 ayımdayım da biraz böyle bir şey oluyor. Sağ ol. Ye yavrum sen, keyfine bak. Eşim de dışarıda, yanımda olsa hemen hadi git hemen al bir şey diyeceğim de. O da var abla. Bir canım çekiyor, bu eşim dönüyor. İnşallah kızım olacak, adını i̇nşallah Sezin koyacağım. Kızım olacak, adı Sezin olacak inşallah hayırlısıyla. İnşallah. Sağ ol. Sağ ol, çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Şimdi beylere her şeyi anlatmak üzere dışarı çıkıyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeşim nasılsın? TRT 1 Dinle Kazan programı. Ne kazan? Derda Yasin ben. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Teşekkür ederiz yapmış olduğunuz iyilik için. Demet Hanım bizim oyuncumuz. Öyle mi? Evet. Buyur abi. Ya geldim ama. Yap iyiliği. Aynen. Bul karşılığını. Bul karşılığını. Siz yardım ettiniz, iyilik yaptınız ve yarışmaya hak kazandınız. Yarışalım mı beraber? Biz gizim çektiniz abi. Evet. Her tarafta kamera var. Allah sizi hacı etsin ya. Amin. Allah razı olsun inşallah. Amin. Abi şimdi 5 tane sorum var size. Sorular oyuncumuzun anlattığı hikayeyle alakalı. Bildiğiniz her soruda 50 lira para ödülü var. Toplamda 500 liraya kadar kazanabilirsiniz. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Soru 1. Hikayemize göre oyuncumuz ne aşermektedir? Kurabiye. Çikolatalı kurabiye. O çikolatalı kurabiye mi? Ay ondan bana da getir ne olur, çok fena aşerdim. Emin misiniz? Emin. Son kararınız. Son karar. Dediniz, 1-1'le başladınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah. Geldi ikinci soru. Hikayemize göre oyuncumuzun hastalığı nedir? Gebelik şeker hastalığı. Emin misiniz? Emin. Son karar. Son karar. Ay bende gebelik şeker var ondan, kusura bakma böyle biraz. Ya yavrum sen ye. Dediniz 2-2. Valla bayağı iyi başladınız Orhan abi. Tebrik ederim. Dikkatliyimdir ben. Maşallah. Geldi üçüncü soru. Hikayemize göre oyuncumuzun eşinin mesleği nedir? Güvenlikçi. Gece nöbette güvenlik görevlisi. Allah, vallahi siz bayağı dinlemişsiniz. Tebrik ediyorum. Aynen öyle, sohbet ediyorduk. Çok hızlı. 3-3. 150 lira oldu kasamız. Geldi dördüncü soru. Hikayemize göre oyuncumuz... Gidiyor Kastamonu'ya. Nereye? Kastamonu'ya. Kastamonu'ya mı göndereceksiniz? Arkadaşa vereceğiz ha. Masraf etmedim. Hikayemize göre oyuncumuz kaç aylık hamiledir? Duydun mu sen? 7 aylık diye duydum. Duydun mu? Evet, ben duymadım. Evet, hatta ismini de söyledi ya. Teşekkür ederim, kusura bakmayın. 4,5 ayımdayım da biraz böyle bir şey oluyor. Tamam, 7 aylıkmış abi. 7 mi diyorsunuz? Evet. 4,5 aylık. Nazar boncunuz olsun abi, çok hızlı başladınız zaten. Geldi 5. soru. Hikayemize göre oyuncumuzun bebeğine koyacağı isim nedir? E ile başlıyordu. Ne koyacağım dedi ya? Kasanemiz var. Var biraz zamanımız. Yaklaştınız aslında. Y'yle değil mi? S'yle. Serap mı? Z'yle. Serpil mi? Seçil. Evet. Seçil. O arada bir kelime kullandı. Evet, seçil evet. Seçil dedi. Evet, öyle bir kelime kullandı. Emin misiniz? Eminiz.
İnşallah kızım olacak. Adı Sezin olacak inşallah hayırlısıyla. Sağ ol. Son kararını seçir midir? Doğru doğru. Seçil. Doğru ya. Seçil. Doğru doğru. Sezin. Sezin. Ama abi bizim farkı derim. Uzak bir mesafe ama. Bayağı yaklaştınız. Ama mesafe uzaktı. Seçil, Sezin. Yani o kadar... Duysaydık unutmazdık. Yani belki bir suçtu orada yani. Biz kazandık yani. Abi Sezin'di. Kazanmadık mı? Sezin ha. Sezin'di. Ama bayağı yaklaştınız. Çağrışımı yaptı. Sağlık olsun. 5'te 3, 150 lira para ödülü kazandınız. Şimdi katta kazan sorusu var. Bu bir kültür sorusu. Bilirseniz 2'ye katlar 300 lira olur. Bilemezseniz yarıya düşer 75 lira olur. Ya da 150 lirayla çekil edebilirsiniz. Karar sizin. Devam abi. Devam, devam. Devam, devam. Sonuna kadar. Bastamonlu dönmez mi diyorsunuz? Dönmez. Abi? Dönmez, çok güzel. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi hangisidir? İhlas. Kevser suresi mi kısa? İhlas. 12. Kevser suresi. Ama bilmiyoruz, hafız değiliz ki yani. Sure çok, ayet çok. Mustafa dinlersen 100 aldım diyordum. Kaç, hangi sure en kısa? Mustafa gelsene şöyle. Mustafa Fenerbahçe. Gel. 100 aldım, 100 aldım diyordum. Dinden geçen 100. Sene sormuşlar da bu sene sormadılar. İhlas Kevser olabilir İhlas mi? İhlas olması lazım. En kısa sure tabii. Böyle okuyup bir deneyin. Ekulü fallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. İhlas daha kısa ya, İhlas. Son kararınız. Son kararınız. Kevser olacaktı ya. Yok abi, İhlas daha kısa. Ne yapayım abi? Böyle. Kısmet mi ya? Nasıl? Sağlık olsun. Evet. Olsun. Evet. Yarısını alacağım sizden. Teşekkür ediyoruz. Kardeşim çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dilerim. İyiler her zaman kazanır diyoruz ve programımıza devam ediyoruz. Dinle kazanda birazdan. Oğlum Ersin'e hamile kaldım. Canım fındık istemişti. Oyuncumuzun oğlunun adı nedir? Memleketini söyledi, Aşerdin'i söyledi, Aşerdin'de ne olduğunu söyledi. Oğlunun adı? Aşerdin'i. Adem dedi herhalde tahmini. Teyzesinin kızının adı nedir? Meğerli bir şey söyledi ama. Evet. Memnuniyet. Evet. Ne yazık ki Ersin olacaktı. Evet. Diamond'da ismiydi. Ay bir yere sığamadım. Sağa dön, sola dön. Sırada yeni bir konumuz ve yepyeni bir yarışmacımız var. İlk çocuk. Aha, evet. Çok heyecan mı? Çok. Heyecan çok. Çok güzel. Benim cüzdan nerede? Ay oraya düşürmüşüm. Ay alabilir misin sana zahmet ne olursun? Hanımefendi hemen oyuncumuz Demet'in yardımına koşuyor ve yarışmacımız olmaya hak kazanıyor. Ay çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Olur böyle şeyler. Biz aslında 6 kardeşiz. Evet. Bir tek benim kızım var. Olacak yani inşallah. Şey olmadı mı? Diğerlerinin çocukları. Diğerlerinin var var. Diğerlerinin çocukları var. Onlar hep erkek. Evet hep erkek. Biz 6 kardeşiz. Biz de 5 kızın erkeği. Kardeşimin oğlu var. Selim adı. Yeğenim oluyor yani ondan sonra. Mesela o da yeni hani hamilelik geçirdi. Onda hiç öyle bir sıkıntı olmadı ama ben de yani kızım olacakmış benim de. 17 gün önce öğrendim. 17 gün önce de kızım olacağını öğrendim. Çok da bir sevindik evet. Ailecek yani. Çok mutlu oldum. Değişiklik olacak kızı evet. Evet. Eşim Kerim de öyle uçtu. Her gün elinde bir şeyle geliyor. Pati getiriyor, bir şey getiriyor, biberon getiriyor. Hiç eve boş gelmez. Sohbet koyu görünüyor. Bakalım hanımefendi birazdan soracağımız kelimeleri hatırlayabilecek mi? Önceki günde... 5 tane ananasla mango getirmiş. 5 tane ananasla mango getirmiş bana. Mango yiyeyim mi? Çok güzel. Ya. Öyle sağ olsun. Düşünüyor. Sağlık beslenmesi için de. Bakalım bu yarışmacımız bizi görünce nasıl bir tepki verecek? Ben de merak ediyorum. Şimdi göreceğiz. Şimdi bu hanımefendiyle tanışmak ve yarışmak üzere dışarı çıkıyoruz. Merhabalar. Merhabalar. TRT 1 Dinle Kazan programı Derda Yasir ben. Merhabalar. Demet Hanım bizim oyuncumuz. İlginç. Çok Dinle tabii. Kazan bir yarışma programı. Evet, evet. Sadece iyi insanlar yarışabiliyor. Evet. Siz de bir iyilik yaptınız ve yarışmaya kazandınız.
Şimdi size sorularım olacak. 500 liraya kadar kazanabilirsiniz. Yarışalım mı? Tabii. Size 5 tane sorum var. Sorularım oyuncumuzun size anlatmış olduğu hikayeyle alakalı. Evet. Bildiğiniz her sorunun doğru cevabı karşılığında 50 lira para ödülüm olacak. Toplamda 500 lira kazanabilirsiniz. Evet. Başlayayım mı? Tabii, buyurun. Tamamdır. Hikayemize göre oyuncumuz kaç kardeş olduğunu söylemiştir? 6 kardeş. Emin misiniz? Emin. Son kararınız mı? Son kararım. Biz aslında 6 kardeşiz. Evet. 6 kardeş cevabıyla hızlı bir giriş yaptınız ve ilk 50 lirayı size uzatıyorum. Tebrik ederim. 1'de 1. Geldi ikinci soru. Hikayemize göre oyuncumuzun yeğeninin adı nedir? Selim. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son karar. Kardeşimin oğlu var. Selim adı. Yeğenim oluyor yani. Daha ben soruyu soramadan siz cevabı verdiniz. 2'de 2 etti 100 lira kasamız da. Geldi üçüncü soru. Hikayemize göre oyuncumuz bebeğinin cinsiyetini ne zaman öğrenmiştir? Daha dün değil, 5 gün önce diye yanılmıyorsam. Bu hafta içerisinde. Emin misiniz? Eminim. Emin değilim ama... Bir gün alayım sizden. Gün alayım. Perşembe. Yok yani kaç gün oldu? Kaç gün? 4 gün. 17 gün önce de kızım olacağını öğrendim. Emin misiniz? Eminim. 4 gün ne yazık ki değil. 17 gün önce öğrenmişti. Hatırladınız mı? Gibi gibi. Evet. Geldi dördüncü soru. Hikayemize göre oyuncumuzun eşi önceki gün eve hangi meyveleri getirmiştir? Ananas ve avokado. Emin misiniz? Eminim. İyi dinlediniz mi? Evet. 5 tane ananasla mango getirmiş bana. Çok güzel. Ya. Çok eminsiniz. Tebrik ediyorum. Bu kadar emin yarışmacıları her zaman çok sevmişimdir. Teşekkür ederim. Ama ananas ve mangoydu. Mango muydu? Ya. Tamam. Çok emindiniz bundan. 4'te 2, 100 lirayla gidiyoruz. Geldi 5. Evet. Soru. Hikayemize göre oyuncumuzun eşinin ismi nedir? Hatırlayamadım. Turgut. Turgut diyorum. Çok mutlu olduk. Eşim Kerim de öyle uçtu. Emin misiniz? Hatırlayamadım. Son kararınız? Mecburen. Turgut'tur. Kerim. Kerim. Olsun. Evet. 5'te 2, 100 lira para ödülüne ulaştık. Evet. Yine de iyi yarıştınız. Şimdi çok sıra geldi katta kazan sorusuna. Katta kazan sorusu bir kültür sorusu. Evet. Bilirseniz ödülünüz 2'ye katlar 200 lira olur. Bilemezseniz yarıya düşer 50 lira olur. 100 lirayla çekil edebilirsiniz. Tamam mı? Devam. Tamam. Emin misin? Eminim. Bir devam etseydiniz. Devam o zaman. Şimdi bu gençliğin ateşi sönmüş ya. Devam edelim. Ama sonra bana kızmayın bilemezseniz. Soru zor değil. Soru bir kültür sorusu. Tamam. Çok zor değil bence ama bilemem şimdi. Bilemezsiniz sonra bana kızmayın. Sormasak değiştirsin. Tamam devam edelim. Devam ediyoruz. Bişkek hangi Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentidir? Bişkek. Kıbrıs. Bişkek. Bişkek. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti. Bir de bizim oralarda bir yemek var Ege yöresinde, keşkek. O başka bir şey. Alakası yok, ben söylemek istedim bilgi olsun diye. Çok severim keşkeyi de aklıma geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti bir tane. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyetler var ya. Kırgızistan. Olabilir mi? Kırgızistan. Olabilir mi bilmiyorum, siz bilirsiniz. Şansımı deniyorum, denemek istiyorum. Emin misiniz? Eminim. Salladınız mı? Salladım. Doğru bu kadar mu? Türkiye Cumhuriyeti içerisinden doğru cevabı nasıl sağladınız bilmiyorum ama vallahi tebrik ederim. 100 lira oldu, 200 lira. Çok teşekkür Bakın, ederim. Bakın sayemde 2'ye katlamış evet, oldunuz. Evet, evet, evet. Ben soktum sizi. Çok teşekkür ederim. O yüzden yarısını ederim. Da bana verirsiniz herhalde Yok. Diye. Ya benim sayemde katladınız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Öncelikle ederim. Öncelikle yapmış olduğunuz iyilik ve sonrasında Çok bizim yarışımız için. Bizim bir sloganımız var, beraber söyleyelim. İyiler her zaman kazanır. Bu iyi kalpli hanımefendiye teşekkür edip bir sonraki yarışmacımıza geçiyoruz. Çağır garsonu. Evladım bakar mısın? Demet, garson rolündeki oyuncumuzu çağırıyor ve bakın neler oluyor. Buyurun abla. Ya bir şey diyeceğim sana. Buyur abla. Bana semizotu alır mısın? Sizde var mı burada semizotu? Abla bizde semizotu yok ya. Ben de çıkıp alamayacağım. Kusura bakma. Nasıl ya? Bayağı müşteri yoğunluğu var da burada. Çıkamayacağım yani. Kusura bakmayın. Ya aşardım ya. Ne olursun alsan. Gerçekten yardımcı olamayacağım abla size. İçeriden çağırıyorlar, gitmem tamam. lazım. Kurgumuz gereği talebi reddediliyor ve Demet yan masadan yardım istiyor. Gördünüz değil mi? İnsanlık diye bir şey kalmamış artık.
süre aşeriyoruz biz semizotuna, almıyorlar. Ama işleri var, işleri yoğundur, ondan dolayı olabilir. Şurası zaten market karşısı. Ha, var mı burada market? Ben arayayım istiyorsanız yardımcı olurum. Sıkıntı değil. Öyle mi? Evet. Vallahi alırsınız. Alır mısınız gerçekten? Alırız tabii, sıkıntı değil. Beyefendinin olumlu yanıtıyla Demet anahtar kelimeleri söylemeye başlıyor. 8 yıl önce oğlum Ersin'e hamile kaldı. Canım fındık istemişti. Canım fındık istemişti. O sırada elim omzuma değmiş. O ara elim omzuma değmişti. Çocuk da aynı yerde fındık izi çıktı. Allah Allah. Evet. İlginç bir şey. Ya. Yani ben duyardım evet. Da yani ben fındık, de şimdi fındık şeyi biraz şey geldi. Evet, bana. Yok. İster istemez şimdi temkinli davranıyorum ben de. Korkuyorum doğrudur, bu defa da aynı şey olur diye. Biz Akhisarlıyız aslen. Biz aslen Akhisarlıyız. Orada benim için teyze kızı var. Akhisar... Orada benim bir teyze kızı var. Memnune. Adı Memnune. Memnune. Memnune, evet. O da hamileyken armuta aşardı. Armut. Teyzem. Memnune'nin yüzünde kocaman armut ise evet, evet, İlginç evet. Bir ya. Şey vallahi. Ya, ya yani, korkuyorum. Vücudun hani omuzlu falan, o da yüzde... Yüzde. Hani boyunda boyunda belki olabilir ama yüzde bayağı bir şey olur. Evet. Yani armut izi bir de yani şey değil. Tabii, tabii, tabii. Şimdi beyefendi semizot deyip geçmeyeceksiniz. Evet. Kan basıncını düzenliyor ve sinirim sistemini rahatlatıyor. Yani her insan için çok her faydalı. Her insan için çok faydalı tabii hocam. Ya. Onu ekseret İzmirliler çok kullanır. İzmir, evet, Ege yöresinde. Rica etsem size madem öyle bir iyilik yapacaksınız. Bana şuradan alıp semizotunu alabilir misiniz? Tamam ben alayım gideyim. Çok iyisiniz, Allah razı olsun. O kadar büyük bir iyilik yapıyorsunuz ki teşekkür ederim. Beyefendiye yetişmek için hızla dışarı çıkıyoruz. Merhabalar. Merhaba. TRT1 Dinle Kazan programı Derdi Ayasır ben. Ben de Murat. Buyurun. Memnun oldum. Siz nereye gidiyorsunuz? Markete gidiyorum. İçeride bir bayan bir şey istedi. Hamileymiş. O bayan bizim oyuncu arkadaşımız. Aa. Aynen öyle. Ve siz şu an programımızda yarışmacı olmaya kazandınız. Yarışalım mı? Tabii memnuniyetle. Buyurun o zaman. Murat abi 5 tane sorum var sana. Evet. Bilmiş olduğun her sorunun doğru cevabı karşılığında 50 lira para ödülüm var. Toplamda 500 liraya kadar kazanabiliriz. Başlayalım mı? Başlayalım. Hazır mıyız? Hazırız. Emin miyiz? Eminiz. Başladık o halde. Hikayemize göre oyuncumuzun oğlunun adı nedir? Vallahi birçok soru sordu. Söyledi hanımefendi. Memleketini söyledi, aşerdini söyledi, aşerdinde ne olduğunu söyledi. Oğlunun adı? Kardeşinin aşerdini. Fındığı aşerdini, Semiz'le... Oğlunun adı? Aşerdini söyledi. Oğlunun adı? Adem dedi herhalde tahmini. Oğlum Ersin'e hamile kaldım. Canım fındık istemişti. Adem. Son kararınız mı? Son kararım. Ne yazık ki Ersin olacak. Evet. Diamond ismiydi. Geldi ikinci soru. Hikayemize sağlık göre... Sağlık olsun. Sağlık olsun. Hikayemize göre oyuncumuz oğlu Ersin'e ne zaman hamile kaldığını söylemiştir. Ya 7 ay ya 8 aydı. Ya yok, oğlu olan Ersin yaşıyor şu an. Kaç aylık hamile olduğunu mu soruyor? Hayır. Yaşını mı soruyor? Oğluna ne zaman hamile kalmış? Ne zaman doğmuş oğlu? 8 yıl önce diye hatırlıyorum. 8 yıl önce oğlum Ersin'e hamile kaldım. Emin misiniz? Evet. Son kararınız mı? Son karar. Dediniz ve ilk 50 lirayı kazandınız. 2'de 1 kasamız 50 TL. 3. soru geldi. Hikayemize göre oyuncumuz nerelidir? Hatırladığım kadarıyla 40'lar 50'di herhalde. Emin misiniz? Allah öyle bir şey olmaz. Son kararınız? Düşüneyim. Düşünün. Biz aslen Akhisarlıyız. Akhisar? 40'lar 50 cevabıyla bir 50 lira daha size uzatmak isterdim. Ama ne yazık ki Akhisar. Hatta doğru, pardon. 3'te 1 ile gidiyoruz. Geldi 4. soru. Hikayemize göre oyuncumuzun teyzesinin kızının adı nedir? Meli bir şey söyledi ama. Evet. Meli. Evet. Hani onda Meli nereden çağrıştım? İsmim Murat olduğu için orada bir iki şeyi ince nokta olarak düşündüm. Memnuniyet gibi bir şey söylemişti. Memnuniyet. Evet. Orada benim bir teyze kızı var. Adı Memnune. Memnune. Memnune, evet. Memnuniyet son kararınız mı? Son karar. Ama Memnune olacaktı. İşte bak burada bir iki kelime, iki harf atlamışız. Ne yazık çünkü ki. Çünkü öyle bir şey söyledi. Bayağı yaklaştınız. Sağlık olsun. Evet. Sağlık olsun. Size yarışmak güzel bir şey. Evet. Geldi 5. soru. Hikayemize göre oyuncumuzun anlattığı semizotunun faydası nedir?
Sebzotunun birçok şeye faydası vardı. Bu zaten normalde yani hamile olan insan diye veyahut da hikayeden dolayı değil, birçok şeye faydası vardır. Yani mide ile ilgili özellikle. Ama tam hatırlayamıyorum şimdi ne söylediğini. Yani var. Ben de biliyorum birçok faydası var. Özellikle var mı cevabınız? Özellikle Ege bölgesinde çok tüketilen bir şey sebze. Cevabınız var mı? Vallahi mide gazına diyeyim, karaciğere diyeyim. Yani birçok şeye faydası var. Mide ama gazı. Şu anda aklımda değil yani. Şimdi beyefendi, semizot deyip geçmeyeceksiniz. Evet. Kan basıncını düzenliyor ve sinirim sistemini rahatlatıyor. Yani her insan için çok faydalı. Her insan için çok faydalı tabii hocam. Ya. Kan basıncını kan düzenler, basıncı. Sinirim doğru, sistemini doğru. rahatlatır demişti ne yazık ki. 5'te 1'le kapattık bu etabı. Sağlık olsun. Ya, 50 liramız var. Şey. Aynen öyle. Katla kazan sorusuna geldi sıra. Bilirseniz ikiye katlar, bilemezseniz yere yok, düşer. Yok kalsın. 50 lirayla çekilebilirsiniz. Kalsın. Çekileyim ben. Neden? Çekilmek istiyorum. Bir şansımı denemeyin. Bu kadarlık yeterli. Peki. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dinle Kazan programında iyiler her zaman kazanır diyoruz ve bir sonraki hafta görüşmek üzere sizlere veda ediyoruz.